ben hani en ucuz tabancayı da kullandım, en pahalı tabancayı da kullandım arkadaşlar. O yüzden tabancadan daha çok hani atan kişi önemli. Arkadaşlar merhaba, ben Çağatay Usta. Ford Fiesta'mız var arkadaşlar. Bunu boyayacağız. Düz boya değil, metalik mor. Sağ arka çamurluk yok, pardon. Sol arka çamurlukla sol arka tampon köşesini boyayacağız. Normalde bunu iki kişiyle açsanız daha iyi olur. Biri oradan, biri buradan direkt tak tak diye açılır da. Mecbur burada herkes kendi işini tek başına yapmak zorunda. Kolay kolay kimse kimseye yardım etmiyor arkadaşlar burada. Gel şu kapıyı tut, beraber koyalım falan filan. Yok. Ama tabii benim gibileri var, yardım eden. Yardım etmeyen kısım da bu benim işimi elimden alır, zart tut. O moddakiler. Sonrası zaten kolay, kesme biçme arkadaşlar. Gelsin, yardım ederim arkadaşlar. Hiç problem değil. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa bu arada abone olsun arkadaşlar. Burayı da 800'ü buraya kadar geçtim. Tel 2000. Burada normal zemin. Kıvırdık mı?
Tamam tamam. Şurası. Depo kapağının kenarına sünger koydum. Girmiyor arkadaşlar. Daha önce denedim, güzel oluyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Maskesi tamam arkadaşlar. Sadece oraya gazete. Ekibinin olduğu kısma koyuyorum. Biraz boşluk bırakacağım şu şekilde. Hani kenar yapmasın. Arka tampona da yine aynı şekilde şuraya koyalım. Böyle iyi arkadaşlar. Burada zaten bir şekilde koysak da olur. Neyse, bant da bitti. Tamamdır. Şimdi mumlu bezimizden bir silelim. Bu mumlu bezi de atma zamanı gelmiş gibi. Rengi değişmiş. Tamamdır arkadaşlar. Fırınımızın sıcaklığını biraz yükseltelim. 25 aldık. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmasın. Yoksa çok şey kaybeder. Şimdi bunun içinde normalde yeşil renk var arkadaşlar. Hiç temizlemedim. Çıkardım eski rengi. Halen yeşillik var ama bunu koydum. Tamam, bizimki geldi. Şimdi ilk kat boyamızı atalım. Böyle aşağıdan yukarı. Bu ilk kat buna yeter. Görüyorsunuz zaten boya tabancasını. Mükemmel. Hani böyle bir performans beklemiyordum. Lan hiçbir şey yok cebimizde falan. Bir hava tabancasını getireyim. Biraz hava tutalım ki yoksa bu yarın kurur. Aslında çok güzel bir renk. İçindeki metaller biraz daha büyük olsa daha tatlı durur. Tamam, bir ikinci katı atalım.
Biraz daha kurutalım. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi üçüncü katı atacağız. Halen var boyamız. Şöyle kenarlara atalım. Bırakacağım kendi haline kurusun. Su bazlı boya biraz böyle arkadaşlar. Bu kuruduktan sonra şeyliliğini yitiriyor. Bu renk dönüyor biraz. Bir 5 dakika 10 dakika beklememiz lazım. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa da abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Yoksa çok şey kaybederler. Şimdi 2 kat vernik uygulayacağım. Verniği de yine yeni tabancamızla atacağım. Yeni dediğim yine eskidi biraz. Katımız için bu yeterli arkadaşlar. Fortlar biraz portakallı oluyor. İkinci katta biraz daha yapıştırırız. Ondan sonra tamamdır. Bir 5 dakika bekleyeceğiz ama. Evet, elimiz yapışmıyor gibi. Verniğimiz şöyle 3-4 dakika daha beklesek iyi olur ama gerek yok arkadaşlar. Bakayım, 5 dakika olacak birazdan. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa da abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Vernik atarken ya da boya atarken korkmayın arkadaşlar. Hani böyle hani güzel atmamanızın sebeplerinden bir tanesi korkarak atmanızdır. Çünkü yeni iş arkadaşımız da o şekilde atıyordu. Ya portakallı oluyordu, ya akıtıyordu, ya bir yere eksik oluyordu. Ya dedim hani akarsa aksın. Gösterdim. Normalde bir iki sefer gösteririm. Ona 50-60 kere gösterdim. En önünde sonunda kafasına girdi arkadaşlar. Şimdi akıtmıyor tabii. Biraz eksiği var gene vernikte ama eskisine nazaran gene güzel. Hani korkmayın. Mesela bu yeni tabanca. Bütün tabancalar aynı değil. Farklı oluyor. Ama bunu da bil, hani bu şekilde atabiliyorsak hani her tabancada bu şekilde atabiliriz. Ben hani en ucuz tabancayı da kullandım. En pahalı tabancayı da kullandım arkadaşlar. O yüzden tabancadan daha çok hani atan kişi önemli. Neyse, ikinci katımızı atalım. Yine çok konuştuk.
kendine bir 30-40 gram verdiğimiz artmış. 150 gram hazırlamıştım. Sataya göre bir de az kullanıyor verni. İşte bu yüzden böyle yapıyorum. Şimdi burayı yama tenere attım. Rahatlıkla 2000 zımpara yaparım. Yine burası da aynı şekilde. Burada tamam. Gel. Böyle bir şey olamaz. Neyse. Tamamdır arkadaşlar. Boy işlemimiz bitti. Vernik işlemimiz de bitti. Mükemmel duruyor bana göre her yer. Bu vernik buna yeter, portakallılık. Yakından da göstereyim. Yama yerimiz bu şekilde, burada yama teneri var, buralarda da var. Böyle küçük küçük noktalar olduğuna bakmayın, yama teneri attığım için oluyor. Burası da bu şekilde. Verdiğimizin yayılışı zaten bu şekilde. Biraz daha atsak akacakmış gibi duruyor. Arka tamponumuz da bu şekilde. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Cidden biraz daha atsam akar. O şekilde duruyor çünkü hep o tarzda atıyorum ki verneğim cam gibi olsun diye arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.